Sıra geldi reklamı da yapılan aslında ve beklenen müzik ziyafetine. Deyim yerindeyse şimdi sahneye gelecek isimle müziğe doyacağız. Now, ladies and gentlemen, it is time to present our musical program. I believe that we will be highly satisfied with Violin Ceren Aksan's beautiful performance. Ve şimdi bahsettiğim o ismi çağırıyorum. And now, I would like to invite her to our stage, dear Mrs. Ceren Aksan. Buyurun efendim. Misafirlerimiz ve sevgili Gobi'sler. Gobi yani Global Opportunities Business and Investment'ın ilk gününe hepiniz hoş geldiniz. (Gülüyor) 20-26 Nisan 2014 tarihleri arasında burada yani İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi'nde 6.sını düzenlediğimiz Gobi 50'ye aşkın ülkeden bambaşka kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Ve bununla da kalmayıp farklı sektörlerin öncü isimlerinin seslerini dünyanın dört bir yanına duyurmalarına olanak sağlamaktadır. Gerçekleştirildiği ilk günden itibaren birçok hayale ortak olmak ve bu hayallerden gerçeğe bir yol oluşturmak Gobi'nin Uluslararası Öğrenci Zirvesi'nin misyonu oluşturmaktadır. Efendim dediğimiz gibi sektörün öncü isimlerini ağırlayacağız bugün de. İşe ilk panelimiz dünyada öne çıkan Türk markaları paneliyle başlıyoruz. Ve bu paneli gerçekleştirmek üzere idol isimler aramızda ÇİMSA Genel Müdürü Sayın Mehmet Hacı Kamiloğlu. Ve Damat TV'nin İcra Kurulu Başkanı Doktor Sayın Fatih Anıl. Ve moderatör CNN Türk Haber Spikeri Sayın Burak Tör'ün bizlerle birlikte efendim keyifli paneller diliyorum. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu yıl üçüncü moderasyonum burada ve her yıl bu salonda çok daha büyüyen bir enerji ve ışıldayan, gülümseyen yüzler görüyorum. Bu da beni oldukça mutlu ediyor. Gerçekten iki üniversitede öğretim görevlisi olarak böylesi potansiyelli ve marka değeri çok yüksek bir üniversitede bu işi yapabilmek benim için büyük bir mutluluk ve aynı zamanda ayrıcalık. Tekrar hoş geldiniz. Evet, konuklarıma da tekrar hoş geldiniz diyorum, konuşmacı konuklarıma. Sayın Doktor Fatih Hanıl ve Sayın Mehmet Hacı Kamiloğlu. Şimdi Avrupalı üreticiler sahip olduğu genç nüfus ve özellikle de coğrafi konumuyla
Önemli bir pazar olan Türkiye'ye ardı ardına yatırımlar yapıyorlar. Bunda tabii ki Türkiye'nin istikrarlı büyüme ivmesinin payı çok büyük. Avrupa'nın, dünya ekonomilerinin lokomotifi durumunda olan ülkeler bugün Türkiye'yi seçiyor ve yatırımlarını sürdürüyorlar. Öncelikle Fatih Bey, size de dönmek istiyorum. TWİ'nin bu büyük pastadaki payı nedir ve sizler başarılarınızı hangi başlıklara borçlusunuz? Teşekkür ederim. Ben oturarak mı devam edelim? İster oturarak, ister ayakta. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle başlayayım. Öncelikle teşekkür ederim. Sizin gibi bir profesyonelden sonra konuşmak böyle çok kolay olmayacak. Estağfurullah. Öncelikle Gobi'ye çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük özveri arkadaşların yaptığı. Sınavlar var. Sınavlar varken bunlara vakit ayırıp işte bizleri takip edip buralara getirdiler. Bizim burada ben Damat TWİ'nin markamızın temsilcisi olarak buradayım. Değerli misafirlerimiz ve sevgili Gobi'ler, şimdi de o idol ismi, günün keynote speaker'ı, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Özyeğin'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar, tamam galiba değil mi? Böyle aslında koltukta mı oturayım, buraya mı geçelim bilemedik. Tek başına olunca panel gibi olduğu noktada bu koltuk daha rahat ama sizle aynı frekansta olalım diye, koltukta olalım daha bir sohbet havasına geçer diye düşündük. Çok teşekkür ederim öncelikle beni bu değerli grubun içine çağırmış olduğunuz için. Hakikaten sizler bizim, benim tabii bir de bir Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi şapkam var. Ve o şapkam etrafında çok iyi öğrencileri, çok dereceye girmiş, başarılı öğrencilerin ne kadar fark yaratabildiğini görebiliyorum. Bu nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi değerli bir üniversitenin ne kadar iyi öğrencileri lise ertesinde alabildiğini de çok çok iyi biliyorum. Ne kadar başarılı öğrencileri buraya çekebildiğini çok iyi biliyorum. Ve bunu yorumlayacak bir bilgi sahibiyim. Özyeğin Üniversitesi'ndeki istatistiklerden haberdar olmam dolayısıyla. O nedenle sizleri bu değerli üniversitenin başarılı öğrencileri olarak içten kutlayarak başlamak isterim. Gobi'nin misyonu gerçekleştirildiği ilk günden itibaren birçok hayale ortak olmak ve bu hayallerden gerçeğe bir yol oluşturmaktır. Vurgulayalım, Gobi'de hayaller, arkadaşlık, profesyonelliğe adım, sosyallik, iletişim, eğlence ve daha nicesini bulabilirsiniz. Ve Gobi'nin bu ikinci gününde de inşaattan girişimciliğe, markalaşmadan enerjiye kadar her konu Gobi 2014'te olacak efendim. Ve şimdi geçelim panelimizin başlangıcına. Öyle kişiler vardır ki yaptıklarıyla, önce oluşlarıyla, kattıkları pozitif değerlerle adeta dünyayı inşa ederler. İşte tam da şimdi dünyayı inşa eden Türkler panelimizde o öncü kişileri ağırlayacağız. Ve bu paneli gerçekleştirmek üzere Yeni Gün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mithat Yenigün, Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Sayın Burak Talu ve moderatör CNN Türk Haber Spikeri Sayın Burak Törün bizlerle birlikte efendim keyifli paneller diliyorum. Evet, ben Deniz'de tekrar hoş geldiniz. Ve şimdi sırada önemli bir konuğumuz daha var. Ve Invest AZ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Elşen Guliyev'i sahneye davet ediyorum efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar herkese.
Sevgili gençler, bugün bizim için, özellikle benim için çok büyük bir gururdu sizin önünüzde konuşmak ve konuşmacı olarak buraya katılmak. Aynı zamanda bu summit'in teşkilatçılarına da şirketimiz adından, kendi adımdan çok büyük teşekkür ediyorum. Bizi buraya layık gördükleri için. Seve seve her zaman summit'inize katılmaya söz veriyorum. Bir daha hoş geldiniz. Teşekkürlerim size. Ben aslında bugün biraz free takılacağım. Yani kürsüden daha çok meydanda gezmek istiyorum. Size çünkü bugün çok enteresan bir konuyla ilgili konuşma yapacağım. Bizim şirketimiz InvestAZ olarak A'dan Z'ye yatırım felsefesini bir şirket üzerinde birleştirerek hakikaten yatırım dünyasını değiştirmek üzere kendini odaklandıran bir şirket olarak halihazırda faaliyet gösteriyoruz. Biz enerji demişken, bu önemli kavram olan enerji sanayinin altyapısını oluşturuyor ve günlük hayatında vazgeçilmez bir unsuru. Bildiğiniz gibi enerji sektörü de gün geçtikçe daha da gelişen, daha da yapılanan bir sektör oluyor. Şimdi de sıradaki vazgeçilmez güç enerji panelimizde bu sektörün öncü isimlerini ağırlayacağız. Ve bu paneli gerçekleştirmek üzere Sokar Türkiye Başdanışmanı ve Petkim Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hayati Öztürk. Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Sayın Selahattin Akman. Ve yine moderatör CNN Türk Haber Spikeri Sayın Burak Törün. Bizlerle birlikte efendim, sözü onlara bırakıyorum ve iyi paneller diliyorum. Evet, biliyorum iki gündür benden bıktınız. O yüzden ben hemen iki değerli konuğuma dönmek istiyorum. Hayati Bey'e ve Selahattin Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi iki gündür biz Gobi çatısı altında konuklarımızı ağırlıyoruz. Onlarla pek çok konuda sohbetlere girişiyoruz. Konuklarımızın özellikle vurguladığı konu, Türkiye'de en fazla üzerinde durulması gereken konu enerji olduğu şeklinde söylemleri var. Ben öncelikle başlıktan yola çıkarak, vazgeçilmez güç enerji başlığından yola çıkarak size, her ikinize de şu soruyu yöneltmek istiyorum. Neden Türkiye'de, hatta dünyada enerji vazgeçilmez güçtür? Hayati Bey, sizden başlayalım. Teşekkürler öncelikle. Özellikle bugün böyle güzel bir ortamda bulunmaktan memnuniyetimi ifade ederek sözlerime evet, başlamak istiyorum. Evet, bizler arkadaşlarımızı gördükten sonra evet, neden enerjinin vazgeçilmez güç olduğunu evet, tabii ki anlıyoruz evet, ama biraz daha teknik söylemler için size soruyorum. Evet, bugün dünyayı çeviren enerji. Enerji olmadan artık bugün alıştığımız modern yaşamın en ufak bir bölümünü bile realize etmemiz mümkün değil. Enerji olmazsa olmaz. Enerji ulaşımda, enerji ısınmada, enerji sanayide, enerji hizmet sektöründe tamamen dünyayı çeviren en önemli girdi. Baktığımız zaman enerji kaynakları son yıllarda fosil kaynaklar dediğimiz petrol, kömür, doğalgaz yine egemen. Yani %80, 82'ler düzeyinde giderek yeni enerji kaynakları insanlığın gündemine geliyor. İşte yenilenebilir enerjiler, nükleer enerji, hidrolik de içinde olmak üzere. Bunların payı giderek, özellikle uygulanan teşvik politikalarıyla giderek artıyor. Baktığımız zaman dünyaya, petrol, kömür, doğalgaz yine önümüzdeki 30-40 yılda dominant enerji kaynağı olacaklar. Maalesef bu kaynaklar dünyanın belli yerlerinde yoğunlaşmış durumda. Özellikle petrol ve doğalgaz %60-70 oranında bu bölgede, bu coğrafyada, Orta Doğu'da özellikle yoğunlaşmış durumda. Yeni kaynaklar bulunuyor ancak yeni kaynaklar oldukça pahalı. Özellikle son 5 yıl Amerika'da yaşanan bir anlamda enerjide Rönesans denilen ve enerjide oyun planını değiştiren yeni bir gelişme var. Bu shale gaz, kaya gazı veya hafif petrol dedikleri tight oil. Bu ciddi biçimde Amerika'ya rekabet üstünlüğü kazandırıyor.